Milli mücadele dönemini biz Kayseri açısından, Kayseri perspektifinde inceliyoruz ama gerçekten çok önemli olaylara şahitlik etti bu bina. Bununla birlikte milli mücadele döneminde biz millet olarak büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Varlık yokluk savaşında biz birçok safhadan geçtik. Bunların belki de önemli bir kısmı da yazılı ve sözlü basın dediğimiz dönemler. Yazılı basın dediğimiz dönemler. Tabii bununla alakalı arkamızda 33 adet propaganda ve mefkure kartı var. Aslında bunların biraz geçmişine bakmak lazım. Bu kartlar nasıl ortaya çıktı? Biz 19. yüzyılın sonlarına doğru baktığımızda özellikle de Avrupa kıtasında, Almanya'da 1890'lı yıllarda sadece bir yıl içerisinde 300 bin kartpostal üretildiğini görüyoruz. Bu rakam 1913 yılında, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen önce 1.8 milyara çıkmış. Hatta biraz daha üstü. Ve 6 katına çıktığını görüyoruz. Bu durumu insanlara ulaşmak hususunda Avrupalı emperyalist devletler çok erken vakitlerde farkına varıyorlar. İngiltere, Fransa, Almanya gibi başta bunlar olmak üzere birçok sömürgesinde ve etkili olduğu topraklarda bu kartpostal kartlarını propaganda amaçlı kullanmışlar ve artık bundan sonra ismi de propaganda kartı olmuş. Tabii bu kullanımlar esnasında inanılmaz faydalarını görüyorlar ve Birinci Dünya Savaşı'na girildiğinde de bu davranış ve hareketlerine bu itilaf devletleri devam ediyor. Tabii bizim bunu keşfetmemiz biraz daha geç oluyor Osmanlı'da. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra ülkemizde işgaller başlayınca tabii hemen akabinde 19 Mayıs 1919'da biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor Bandırma vaporuyla. O tarihten 4 gün önce ilk kartpostalların üretildiğini biliyoruz biz kayıtlarda. Ve bu arkamızda görünen 33 propaganda kartı da o dönemlerde üretilen kartlar. Ve şu anda 1919 odasında Milli Mücadele Müzesi'nde sergileniyor. Bu propaganda kartları ne amacıyla kullanıldı? O gün şartlarında milletimizin bu mücadele içerisinde gerekli şekilde bilgi ulaşması, hazırlanması ve tedbir alması bakımından çok önemli. Burada kadın figürleri görüyorsunuz. Kadın figürü bizde mesela Anadolu diyoruz. Ana sembolü, ana ismi geçiyor. Neden? Çünkü vatanı biz ana olarak görüyoruz. Kadın burada vatan olarak sembolize edilmiş. Bununla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel çizimleri var. Bunlara ek olarak bizim Osmanlı'dan getirmiş olduğumuz bir kök var. Bu kökle alakalı da inanılmaz çizimler var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in çizimlerini görüyoruz. Osman Gazi'nin çizimlerini görüyoruz. Ve bu çizimlerle birlikte yeni bu kurtuluş mücadelesi verdiğimiz dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'e sanki böyle bir uzayan kol gibi vatanın devamlılığı açısından inanılmaz çizimler gerçekleşmiş. Okuma yazma oranı düşük olduğu dönemlerde bu gibi kartpostallar aslında tam ismiyle mefkure ve propaganda kartları bizim insanımızın bilinçlenmesi açısından çok önemli. Tabii bunu görmek isteyen ziyaretçilerimizi biz Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni bekliyoruz. Buna birlikte hemen her bir kartpostalımızın yani her bir mefkure kartımızın, propaganda kartımızın açıklamasını görmek isteyen ziyaretçilerimiz burada karekodla okutmak suretiyle hepsi hakkında detaylıca bilgi alabilirler.